Dikili Konuşur'dan merhaba. Sevgili dostlar, biliyorsunuz 31 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye genelinde tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkanlık seçimleri, muhtarlık seçimleri yapılacak. Biz de Dikili Konuşur olarak Dikil'deki belediye başkan adaylarını, muhtar adaylarını tanıtmaya çalışıyoruz. Hepsini burada konuk ediyoruz, kendilerine muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, kendilerini tanımaya çalışıyoruz ve biz sizlerle bu tanışmayı paylaşıyoruz. Şimdi yanımda Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı Kadem Tetik hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadem Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi Kadem Hanım, sizi tanıyoruz biz ama bir de vatandaşlarımız, izleyicilerimiz tanısın. Kimdir Kadem Tetik? Ne iş yapar? Neyle uğraşır? Eğitim durumunuz nedir? Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben 1959 yılında Denizli'de doğdum. Lise eğitimime kadar Ankara'da yaşadım. Daha sonra üniversite eğitimim için Almanya'ya gittim. Orada buradan ailemin yanına. Evet. Bir zaman sonra ailemin geri dönüşüyle Dikili'ye yerleştik. Zaman zaman tabii yurt dışı seyahatlerim oluyor ama ağırlıklı Dikili'de yaşıyorum ve Dikili'nin dokusunu çok iyi tanıyorum. Ve bir Dikili sevdalısı olarak Dikili'de varoluşumun sebebinin bu mutluluğu yakalayarak burada yaşamanın bana verdiği huzurla beraber Dikili'ye bana verdiği bu hediyenin karşılığını burada adayı olarak Dikili'ye hizmet verme aşkıyla geri ödemek istiyorum. Çok güzel. Yani bu Dikili'nin size verdiği o güzelliği hizmetle ödemek istiyoruz. Aynen öyle. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Şimdi Kadem Hanım, neden adaysınız? Ne oldu sizin aday olmanıza gerekçe? Ne diyelim? Şimdi ben uzun yıllar Dikili'de belki çok ön planda olmayan ama uzun yıllardır burada bir takım faaliyetler de göstermiş bir insan olarak bunun bir tanesi yaşlı engelli rehabilitasyon merkezi. Hatta geçmiş dönemin bir belediye başkanımızın desteğiyle başlamış olduğum bir projenin yarım kalması. İkincisi yani birçok insanımızın yarısı olan ki özellikle Dikili'de yaşlı kesim yoğun, yurt dışında yaşayıp buraya dönmüş, yerleşmiş yaşlı vatandaşlarımızın mağduriyetlerini de kendi ailemden de görerek bir yaşlı bakım evi girişimlerim de oldu. Ne yazık ki önüme çıkarılan bir takım engellerden dolayı bunları hayata geçirememiştim. Ve her seferinde Dikili'de dokunmam gereken bir yerler olduğunu hissettim. Evet. Sonuçta karar aldım. Dedim sen bu işe kendin aday olmalısın. Kendin yürümelisin. Başarmak için de tabii Dikili ve çevresi, mahalle, köy, bütün insanlarımızın beni tanıyarak bağırlarına basmalarını istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Kadem Hanım, belediye kurumuna bakış açınız nasıldır? Yani belediye sizce nasıl bir kurum? Belediye bence bir hizmet kurumu. Yani belediye halkın üstünde olmamalı, halkın seviyesinde olmalı ve halka hizmet verebilmeli. Halkın o yerin ihtiyaçlarını çok iyi gözlemleyebilmeli. Doğasıyla, kültürüyle, insanıyla, sokak canlılarıyla belediye onlara sahip çıkabilmeli, evet, hizmet verebilmeli insanların sosyoekonomik yapılarını yükseltecek yatırımlarda bulunabilmeli. İnsanların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmeli. Birçok sorunları yüzeysel geçiştirmemeli. Altyapı
sorunları, sahil. Yani Dikili gerçekten büyük açıkları olan bir yer. Dikili baktığımızda çok güzel bir yer. Ama burada yapılması gereken o kadar çok şey var ki, işte bunu belediye yapmalı. Belediyenin kuracağı birçok alanlarda birlikte halkın desteğiyle belediye hizmet verebilmeli. Sadece göstermelik değil, bir kadın eli de değebilmeli. Tamam, bey belediyeci arkadaşlarımızın da elleri değiyordur. Fakat biz kadınların eli biraz farklı değecektir. O yüzden belediyelerde ben kadın başkanların daha fazla olmasını düşünüyorum. Ve belediyecilik anlayışının da hizmet, adalet, ayrımcılık gözetmeksizin, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin en küçüğünden en büyüğüne hizmet verecek nitelikli ve kaliteli bir kurum olmasını düşünüyorum. Evet, çok güzel. Peki Kadem Hanım, nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz Dikili'yi? Dikili Belediye Başkanı olursanız nasıl yöneteceksiniz? Dikili'yi ben bir annesini kaybetmiş evlat gibi görüyorum. Ben Dikili'yi bir anne şefkatiyle yönetmek istiyorum. Onu yedirip, içirip, besleyip, giydirip ona balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmek istiyorum. Evet. Bunun için de bir Dikili'ye bir takım hizmetlerin getirilmesini istiyorum. Yani tarım ürünlerinin, onun dışında turizmin, kültürel faaliyetlerin birçok alanda daha fazla desteklenerek, eğitime daha fazla önem vererek, bilinç düzeyini yükselterek, ki Dikili halkı gerçekten çok kaliteli bir halk. Yalnız mağdur bırakıldığı birçok yönler var. Onlarla beraber Dikili çok güzel olabilir. O nedenden ben terk edilmiş bu evlada anne olmak istiyorum. Evet, bir anne gibi terk edilmiş evlada sahip çıkmak istiyorum. Evet, sahip çıkmak istiyorsunuz. Belediyede kadrolaşma oldukça yoğun. Yani bu Türkiye genelinde böyle. Öyle söyleniyor. Siz bu belediyelerde kadrolaşmaya nasıl bakıyorsunuz? Ben her türlü alanda, sadece belediye değil, dünyanın her yerinde, Türkiye'mizde kadrolaşmaya karşıyım. Kadrolaşmak demek, kayırmak demektir. Orada rant da vardır, rüşvet de vardır, adaletsizlik de vardır. O yüzden ben kadroların adil bir şekilde uzman kişiler tarafından ve ihtiyaçlara göre, taleplere göre ayarlanarak eğitimli ve eğitimsiz. Eğitimlileri talep edilen kadrolara, eğitimsizleri eğiterek, ihtiyaç duyulan alanlara yayarak insanlarımıza yine belediye çalışanları olarak belirli iş alanları açmak için elimden gelen her türlü yatırım desteğini, yatırım araçlarını, faaliyetleri yönlendirerek insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, onlar evinde döndüklerinde çocuklarının, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hayatlarına huzur ve mutluluk getirebilecek bir şekilde ekmeklerini kazanabilecekleri adil bir ortam kurmak çok istiyorum. Güzel. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Peki Kadem Hanım, şimdi Dikili'de esnaf kesimi oldukça bazen zorlanıyor, sıkıntılara giriyor. Siz bu esnaf kesimine
nasıl bakıyorsunuz? Dikilde esnafı siz nasıl gözlemlediniz? Mesela çiftçilerimiz, balıkçılarımız, özellikle balıkçılarımız, efendim pazar esnafı nasıl bakıyorsunuz? Esnafa bakış açınız nasıldır? Şimdi zaten dünyada olduğu gibi bizim memleketimizde ekonomik sıkıntılar had safhada. İnsanlar tabii ki yaşam kaliteleri düştükçe bu esnafı olsun, mimar olsun, doktoru olsun tabii ki bir şekilde bu onların yaşam tarzlarına da yansıyacaktır. O sebepten dolayı ben kapısız bir makam istiyorum. Pardon, özür diliyorum bir daha. Ben kapısı olmayan bir makam istiyorum. Kapısı olmayan bir makam. Bütün esnafımızın, balıkçımızın, çiftçimizin, üreticimizin rahatlıkla gelip el pençe divan durmaksızın evet. İsteklerin talep edeceği bir makamda oturmak istiyorum. Bu nedenle bunlar kooperatifleşerek, bunlara destekler vererek, onların problemlerinin kaynaklarını bularak, profesyonel çözümlerle onlara destekler sağlamak istiyorum. Yani pazara kadar değil, mezara kadar bir esnaf, mezara kadar bir dayanışma ve üretim içinde bir takım projelerim var, kaynaklarım var. Çiftçinin, balıkçının, arıcının bamyasına kadar, salçasına kadar onlara istihdam sağlayacak projelerim var. Ben yapamayacağım işin sözünü vermiyorum. Karşınıza geçtiğim zaman bugün oturduğum gibi yarın da gözlerinizin içine bakmak istiyorum ve yüzüm kızarmadan dimdik durmak istiyorum. O sebepten sizler de beni nasıl kucaklarsanız ben de sizi öyle kucaklayacağım. Peki, teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, konuğumuz Kadem Tetik hanımefendiydi. Kendisiyle sohbet ettik. Kadem Hanım'ı tanıdık. Tanıdığımıza çok memnun oldum. Teşekkür ederim ben de. Şimdi buradan Dikili Konuşuyor olarak hemen bir mesaj verelim. Tüm belediye başkan aday adaylarımıza, muhtar adaylarımıza buradan seslenmiş olalım. Mikrofonumuz her zaman size açık. Burada kendinizi tanıtma olanağınız var. Gelip burada kendinizi anlatabilirsiniz. Kadem Hanım çok teşekkür bir şey ediyorum. Ekleyebilir miyim? Söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. De çok teşekkür Son ediyorum. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Hep dikili dikili diyoruz. Aslında ben kendime söz vermiştim hep dikili dikili demeyeceğim diye. Dikili, Çandarlı, Salihler Altı ve birçok köyümüz, mahallemiz hep beraber. Her yere aynı şekilde, aynı eşitlikte ve adil bir şekilde hizmet vermek istiyorum. Hepsinin bütün sorunlarını bilmek istiyorum. Bilemediklerim vardır. Bu nedenden dolayı bana açık açık dertlerini sokakta, orada, burada, beni nerede görürlerse paylaşmalarını rica ediyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Kadem Hanım tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür sağ olun. Ederim. Açıklamalarımız oldukça doyurucu oldu. Teşekkür ediyoruz. Ederim. İnşallah başarırsınız. Teşekkür evet ederim. Sevgili dostlar, bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz.